tarihle doğal güzelliğin bir arada bulunduğu bir yerdeyiz efendim. Yakın rotalarda bugün Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı'dayız. Bursa merkezden Gölyazı'ya kendi aracınızla yaklaşık 40 dakikada gelebilirsiniz. Toplu taşıma kullanacaksanız da Uludağ Üniversitesi önünden kalkan 5G otobüs hattıyla Gölyazı'ya ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Köyün merkezine hafta sonları araç girişi yasak. O yüzden hemen girişindeki iskeleden kalkan sandallarla merkeze doğru gideceğiz. Tabi bu yolculuk da oldukça keyifli olacak. Çünkü nilüfer çiçeklerinin arasından geçeceğiz. Bu göl bir de leylek cenneti. Leylekleri de göreceğiz. Haydi gelin gidelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim yolculuğumuz tam 25 dakika sürdü. Oldukça da keyifliydi. Nilüfer çiçeklerinin arasından geçtik geldik. Eğer siz de o nilüfer çiçeklerini görmek istiyorsanız Haziran ve Temmuz aylarında Gölyazı'ya gelmelisiniz. Gölyazı, Uluabat Gölü üzerinde tarihi M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan bir ada. Bir zamanlar Apollyon Krallığı'nın başkenti olan Gölyazı, Bizans, Osmanlı ve Rumların da izlerini taşıyor. Antik çağlara kadar uzanan köyün tamamı arkeolojik sit alanı. Kilise, yel değirmeni, hamam ve 80'e yakın tescilli yapı bulunuyor. Göl kıyısının birçok noktasında antik dönemden kalma şehir surlarının kalıntılarını da görebilirsiniz. Mübadele zamanına kadar Türkler ve Rumlar bir arada yaşamış ve komşuluk bağları güçlü bir şekilde sürmüş. Sokaklarında gezerken o dönemlere ait yapıları ve binaları görmek de mümkün. Gölyazı'da balık mezatı bir gelenek. Biz de gezimizde mezatlardan birine denk geldik ve öğrendik ki her gün köyün meydanında saat 12'de balık mezatı düzenleniyor. Şu anda mevsimi olduğu için kazan ve turna balıkları satılıyor. Evet, 600. Gölyazı diğer balıkçı köylerinden de farklı. Kıyıya yanaşan hemen her kayıkta, hatta küreğin başında bir kadın var. Her sokakta ağ ören kadınlara rastlamanız mümkün. Köyde dolaşırken evlerinin önündeki teyzelerimizi gördük. Onlar da kerevit sepeti yapıyorlar. Teyzeciğim kolay gelsin. Hoş geldin anneciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl yapıyorsun? Zor mu bunu yapmak? Hayır, zor değil. Bu yaşlı iş işte. Oturduğumuz yerde yapıyoruz. Burada bir gelenek galiba. Evet, köyümüzün sanatı bu. Çok güzel. Ben de deneyebilir miyim? Yapabilir miyim sence? İnşallah yaparsın da. Bir deneyelim mi? Daha güzel yaparsın. Bir deneyelim o zaman. Hadi deneyelim. Tamam. Böyle buraya. Yani denedim ama biraz zorlandım tabii, bu bir ben zanaat. Canım. Yapamadım ya, senin gibi. Yaparsın, yaparsın, beni bile geçersin. Sen daha güzel yapıyorsun. Ay, şurada bir iki gün yap. Ondan sonra alışırsın diyorsun. Kolay gelsin sana. Ağzına sağ emeğine ol, sağlık. Allah razı olsun. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Bursa'nın en yaşlı çınar ağaçlarından biri olan 750 yaşındaki ağlayan çınarın hikayesi de oldukça acıklı.
Efsaneye göre Rumlarla Türklerin birlikte yaşadığı Gölyazı'da birbirine aşık Mehmet ve Eleni mübadele nedeniyle ayrılmak zorunda kalır. Rumların köyden gittiğini gören Mehmet kalabalıkta Eleni'yi arar. Bu sırada Eleni'nin abi Yorgi Mehmet'in yolunu kesip sevdasından vazgeçmesini söyler. Aralarında çıkan tartışmada Yorgi Mehmet'i hançerle yaralar. Mehmet de aldığı yaraya rağmen Eleni ile buluştuğu Ulu Çınar'ın oyununa kadar gitmeyi başarır. Olayı öğrenen Eleni, Çınar'ın oyununa geldiğinde sevdiğini kanlar içinde bulur ve o da canına kıyar. Efendim Gölyazı bir balıkçı kasabası. Buraya kadar gelip de balık yemeden de dönülmez. Biz bugün bu muhteşem göl manzarası eşliğinde turna balığı yiyeceğiz. Çok güzel bir yer, şirin bir yer. Hoşumuza gitti. Bakacağız, bir dolaşacağız. Bir kısmını dolaştık ama biraz daha dolaştıktan sonra akşam konaklama niyetimiz var. Valla ben İstanbulluyum ama her sene burada yazlığa geliyorum Bursa'da. Buraya da illaki gelirim senede bir defa. Çünkü çok beğeniyorum. Çok manzarası da güzel. İnsanları çok sıcak bana göre. Efendim gölün kıyısında yürüyüş yapmak çok güzel ancak isterseniz bisiklet kiralayıp bu güzel havanın da tadını çıkartabilirsiniz. Eskiden bir Rum mezarlığı olan Zambak Tepe'ye çıktık. Burada müthiş bir manzara var. Hem Uluabat Gölü'nü hem de Gölyazı'yı buradan seyredebilirsiniz. Uluabat Gölü'yle, balıkçı kadınlarıyla, güler yüzlü insanıyla biz Gölyazı'yı çok sevdik. Siz de çok bekletmeden bu güzel yeri rotanıza ekleyin.